Değerli Zafer Partililer, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türkiye'nin ve Türk dünyasının en büyük kentinde, İstanbul'da, Türkiye'nin ve büyük Türk milletinin zaferi için yola çıktık. Allah yardımcımız olsun. Zafer Partisi 26 Ağustos'ta Büyük Taarruz'un 99. yılında Zafer Partisi 26 Ağustos'ta Malazgirt'in 950. yılında kuruldu. 30 Ağustos'ta toyumuzu yaptık ve şimdi nasıl 100 sene önce emperyalizm Anadolu'ya ordularıyla saldırmışsa, bugün de milyonlarca sığınmacıyla ve kaçakla ülkemize yönelik bir yeni saldırıyla üzerimize gelirken, biz Zafer Partisi olarak Sakarya'da savaşan Türk ordusu gibi, Büyük Taarruz'da hücuma geçen Türk ordusu gibi, atalarımızdan 100 sene sonra Türk milletinin Anadolu'daki egemenlik mücadelesinin temsilcileri olarak mücadele ediyoruz ve bu mücadeleden muhakkak galip çıkacağız. Biz Türk milletine söz verdik ve söz veriyoruz. Bize yetkiyi verin. 365. günün 24. saati biterken son Suriyeli Türkiye-Suriye sınırından Suriye'ye yolcu olarak gidecek. Türkiye her önüne gelenin gelip yerleşeceği, vatandaşlık alacağı bir göç ülkesi değildir. Türkiye Türk milletinin vatanıdır. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu vatandaşlarıyız ve bu vatandaşlıklarımızı 250 bin dolara gayrimenkul alarak almadık. Bu vatandaşlığı biz dedelerimizin, ninelerimizin kanıyla, teriyle, emeğiyle elde ettik. Değerli Zafer Partililer, 900 bin Suriyeli'ye vatandaşlık vermişler. Seçimlere kadar daha fazlasına vermek istiyorlar. Türk milletinin elinden seçimlerde gerçek anlamda özgür seçme ve seçilme hakkını almak istiyorlar. Seçimlere yeni bir manipülasyon karıştırmak istiyorlar. Buradan iktidarı uyarıyoruz. Buradan sarayı uyarıyoruz. Eğer güzel iktidar rüyaları kuruyorsanız Suriyeli oylarıyla, sandıkta kabus göstereceğiz size. Kabus! Türk milleti %91 çoğunlukla Suriyelilerin Suriye'ye, Afrikalıların Afrika'ya, herkesin kendi yurduna dönmesini istiyor. Bakın, utanmadan ne diyorlar? Efendim bunlar kalsınlar, bunlar asgari ücret bile almıyorlar. Ucuza çalışıyorlar. Ekonomi bunların omuzlarında gidiyor. %52'sine bu vatandaşın asgari ücret veriyorsunuz. İnsanlar asgari ücretle aç ve açıkta. Demek ki bu insanlara asgari ücreti bile
fazla görüyorsunuz ki asgari ücretle çalıştıkları işlerini de ellerinden alıp Suriyelilere veriyorsunuz. Var mı böyle ahlaksızlık? Var mı böyle alçaklık? Siz bu milletin düşmanı mısınız? Sonra ensar muhacir diyorsunuz. Ensar muhaciri sömürdü mü? Siz bu muhacirleri sömürmeyi neden işmiş gibi anlatıyorsunuz? Sizin yatacak yeriniz yok. 20 yıldan beri beşli çetelerle, onların taşeronlarıyla bu ülkeyi sömürdünüz. Bütün kaynaklarımızı yurt dışına transfer ettiniz. Şimdi iktidardan giderken vatan geminin malları gibi Türk milletinin elinde kalan son varlıklarını da Basra Körfezi'ndeki Arap şeyhlerine peşkeş çekiyorsunuz. Aselsan'ı satacakmışsınız. Kılına dokundurtmayız. Türk Hava Yolları'nı satacaklarmış. Satmadığınız hiçbir şey kalmadı. Bu milletin elindeki avucundakileri, son kalanları da mı satmaya çalışıyorsunuz şimdi? Biz Zafer Partisi olarak sarı muhalefet gibi Türk milletinin gündemi olmayan, meselesi, acil meselesi olmayan konularla Türk milletini oyalamıyoruz. Biz Türk milletinin yaşam hakkını, egemenlik hakkını, zenginlik hakkını, üretim hakkını savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz. Bu milleti ittifaklar arasında bölünerek düşmanlaşmaya değil, politikalarda, milli birlik politikalarında birleşmeye çağırıyoruz. Evet, bizim de oy istemediklerimiz var. Atatürk'le sordu olanlardan oy istemiyoruz. Hırsızlardan, tecavüzlerden oy istemiyoruz. Kanınız cehenneme diyoruz. Ve değerli Zafer Partililer, ilk üç ayı arkamızda bıraktık partimizin kuruluşundan bu yana ve şimdi ikinci üç aylık çalışma dönemimizi başlattık. İlk üç ayda Türkiye'ye şunu gösterdik: artık sığınmacıları ülkelerine yollayacak, bu konuda tavizi olmayan bir parti var. Türk milletinin iradesi Türk siyasetine gelmiştir ve Türk milletini temsil etmektedir. Şimdi ikinci üç aylık çalışma döneminde hepiniz Türk milletine şunu anlatacağız: sığınmacılar gitmeden Türkiye ekonomik krizi aşamaz. Sığınmacılar gitmeden Türkiye ekonomik krizi aşamaz. 90.8 milyar dolar harcattılar bize. Her birinizin cebinden 1200 dolardan fazla para çıktı. Yeter artık. Millet çöpten ekmek toplayıp yerken Suriye'nin kuzeyinde bedava ekmek dağıtamazsınız. Ama bunu yapıyorlar. Elektriklerini ödüyoruz, karınlarını doyuruyoruz. Şimdi kulaklarınıza inanamayacaksınız. Doğalgaz götürmeye hazırlanıyorlar. Bedelini de biz ödeyeceğiz burada. İşte biz Zafer Partisi olarak bütün bu politikaları tarihin çöplüğüne atacağız. Evet. 2002 senesinde Türk milleti seçimlerle AK Parti'yi Türk devletini yönetsin diye iktidara getirdi. 2021 senesine geldik. Artık geriye kalan Erdoğan'ın anonim şirketidir. Türk milleti Türk devletini geri istiyor.
Ve inşallah 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılında Zafer Partisi ile Türk Devleti geri dönecek. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Zafer Türk milletinin olacak. Zafer Türk milletinin olacak. Zafer Türk milletinin olacak. Sağ olun, var olun.